Merhaba, Yüksek Öğrenimin Geleceği başlıklı oturumumuza hoş geldiniz. Oturum süresi 45 dakikadır. Konuşmacılarımıza sormak istediğiniz sorularınızı chat ekranına yazabilirsiniz. Son 5 dakikada yazdığınız soruları konuşmacılarımıza ben ileteceğim. Kısaca konuşmacılarımızı tanıtmak istiyorum. Sinan Kezer, Pearson Türkiye Genel Müdürü. Doktor Öğretim Üyesi Metehan Sekban, İstanbul Bilgi Üniversitesi MBA Programları Direktörü. Doktor Serdar Gökpınar, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ekosistem Geliştirme Koordinatörü. Sözü fazla uzatmadan konuşmacılarımıza bırakıyorum. Burada müsaade ederseniz şeyi ben devralayım. Çünkü buna benzer bir incelemeyi, araştırmayı biz yaptık. Ben aslında şu anki durumu önce bir tek cümleyle özetlemeye çalışayım. Gramsci'nin bir lafı vardır, der ki kriz demek aslında eskinin bitmekte olduğu ama yeninin bir türlü doğamadığı duruma kriz diyoruz demişti. Eğitim öğretim bağlamında da öyle olsa gerek. Şimdi biz Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı olarak bu yıl 30. yılımızı kutluyoruz. 30 yıldır teknolojik inovasyon ekosisteminde değer yaratıyoruz. Biz tabii bu dönemde yakın zamanda teknolojik inovasyon ekosistemimizin insan kaynakları bağlamında geleceğini anlamak için araştırma çalışması yaptık. Böyle ekosistemimizin düşünce ve davranışını anlamak istedik. Burada üniversitelere sorduk, sanayiye sorduk, işte ağırlıklı kalitatif bir araştırma çalışması oldu. Şunu sorduk, siz gelecekte dönücü güç olarak, köklü değişim yaratacak güç olarak ne görüyorsunuz diye. Başat güç olarak teknolojik dönüşüm çıktı. Yani bir sürü şey çıkıyor ama bize en çok teknolojik dönüşüm etkileyeceklerdi. Bir kere bunu alıp cebimize bir koymamız gerekir. Bütün iş süreçlerinin insan ve makine işbirlikleri, bakın insan makine birbirini dışlaması değil, işbirliğiyle artacak olması. İşte insan kaynağı nitelik ve nicelik olarak teknoloji odaklı şirketlerin hızlı büyümesine yetişemeyeceğini bekliyor şirketlerimiz. Bakın bu sadece sayısal değil, nitelik de ön plana çıkıyor. Bir takım becerilerin çok yetersiz kalacağı, beceri setlerinin değişmesi gerektiğini, yeni mesleklerin ortaya çıkacağı, ondan sonra acaba eğitim sistemine çok şey var. Tabii burada bir ekosistem diye düşündüğümüz zaman sadece bir tane aktörü veya bir aktör grubunun sıkıntılarından bahsetmek anlamlı değil ama bugün süremiz kısıtlı ve yüksek öğretimi tartıştığımız için sanayinin kendi iç problemlerine değinmeyeceğiz ama şunu diyorlar, mevcut eğitim sistemi hızla geleceğin teknolojilerini kullanan ve bunları kullanarak üretim yapabilen vasıflı iş gücünü yetiştirmede yetersiz kalacak diyor. Üniversite programlarının çevik olmadığını, bazılarının çok eski kaldığını, yaşam boyu öğrenmenin desteklenmesi gerektiğini vesaireyi çok söylüyorlar. Ve hepsi diyor ki %80'e yakını sanayimizin gelecekte yüksek nitelikli insan kaynağına bugünkünden daha çok ihtiyaç duyacağız diyorlar. Ne tür becerilere ihtiyacınız olacak diye sorduk. Aslında biz burada şaşırdık gelen yanıtlardan. Çünkü biz mesela meslek bekliyorduk. Data scientist olmalı, işte genetik mühendis olmalı falan diye. Çok birden farklı insanlar çok benzer sonuçlar söylediler. Dediler ki 3 tane öncelikli beceri, çok aslında 6 grup çıktı ama gelecekte ön plana çıkacak. Bilişsel beceriler ya da cognitive skills. İkincisi dijital beceriler. Üçüncüsü iletişim ve işbirliği becerileri. Ve bu beceriler hangi mesleği yaparsa yapsın herkeste olması gereken beceriler. Yani bir meslek tanımlamadı kimse. Bunu da sorduk ısrarla. Hayır. Hangi meslek yapılırsa yapılsın. Bu insanların bilişsel becerileri, dijital becerileri, iletişim ve işbirliği becerilerine ihtiyacı olacak. Tabii ondan sonra şeyi soruyorsunuz, merak ediyoruz. Belki de araştırmanın bir sonraki bacağını böyle yaparız. Yani teknolojik inovasyon ekosisteminde fayda yaratacak biçimde bilişsel beceriler nasıl geliştirilir diye. Burada tabii tek şey üniversite olamaz. Hatta tek şey belirleyici kurum eğitim kurumu da değil. Burada toplum var, sokakta oynayan çocuğun oradan kazandığı şeyler bile var. Aile var, çevre var, işte çocuğun geçmişten getirdiği veya genetik getirdiği bir takım özellikler var ama yine de okulların ben bilişsel becerileri, iletişim işbirliği becerilerini nasıl arttırır falan diye sorması gerekiyor herhalde. Ve burada
hangi mesleği yaparsa yapsın bunlara sahip olması gerekiyor. Ve sürekli şunu söylüyorlar. Öncelikle mesleğinde yeterli altyapıya veya nosyona sahip olmak, bu gittikçe azalıyor diye söylüyorlar. Teknolojiyle uğraşacaklarsa fizik ve matematiğe hakimiyet olması lazım. Bu gittikçe düşüyor diye söylüyorlar. Bunun dışında da başka özellikler dile getirildi. Yani özetle düşük nitelikli insan kaynağı sayısı artıyor diye söyleniyor. Yani eline bir diploma verilmiş herkesin yeterli olduğunu düşünmüyorlar. Ve sayının arttıkça niteliğin düştüğü gibi bir kaygı da oluşmaya başlamış. İnovasyon gibi alanlarda uzun dönemde etki ve katkı sağlayabilecek insan kaynağının kıt olduğu düşünülüyor. Yurt içinde her kademede eğitim sisteminin kalitesinin gittikçe düştüğü ve nitelikli, bunun altı en çok ortaya çıkan kelime buydu vurgulanan, nitelik konusu. Nitelikli mezun sayısında azalmadan bahsediyor. Diyor ki herkes sayılardan bahsediyor. Şu kadar öğrenci, bu kadar mezun falan, ama yani niteliği kim ölçüyor? Kim bunu öne çıkartıyor kaliteyi diye çok soruldu bize. Yüksek nitelikli akademisyen sayısının da artırılması gerektiğini düşünüyorlar. Tabii diyorum tek başına bir aktör veya aktör grubu değil, ama bu bir ekosistemin kolektif problemidir. Şirketlere değinmeden yüksek öğretimle ilgili çıkan ana bulgular bunlardı. Bir de şeyi de sorduk, üniversitelere sorduk bunu. Siz sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı yetiştiriyor musunuz diye %63 oranında olumsuz çıktı. Yani üniversiteler kendi de aslında durumun farkındalar. Hatta her aktör kendi tarafını çok eleştirdi. Üniversite programlarında, müfredatta, öğretim sisteminin oluşumunda sanayinin reel sektörün ihtiyaçları ne kadar etkilidir, ne kadar belirleyicidir diye sorduk. Büyük çoğunluk %50'nin üzerinde belirleyici değildir diye söyledi. Şeylere çok işaret ediyorlar. Diploma ile beceri arasındaki şey açıldı dediler. Fark, yani bir uçurum oluştu. Diploma sahibi biz herkesiz, beceri sahibi diye değerlendiremiyoruz diyor. Mesela işletme bölümü mezunu mezun olduktan sonra şu becerilere sahip olacaktır deyip o becerilere sahip olup olmadığını anlayamıyoruz diyorlar. Bunun için mesela uluslararası büyük bu küresel bilişim şirketleri kendi eğitim sistemlerini kurmaya başladılar. İşte Google dedi ki sen dedi $300 bir eğitimi alırsan ve bunu geçersen yıllık $93,000 geliri sana garanti ediyorum. Çünkü üniversite eğitimi sana bunu vermiyor diye yola çıktılar. Yani diplomayla becerinin arası açıldı diye söylüyorlar. Belki giriş şeyleri olarak bunları söylemek mümkün. Nasıl bakarsınız? Yani hem Serdar Bey hem Metehan Bey. Şimdi orada Serdar Bey'in söylediği bir şey vardı. Yani kurumlar, istihdam eden kuruluşlar kendisine gelen insanların, kendisine gelen mezunların çok yeterli olmadığını, şu konularda hani bir kısmı belki daha aile tabakasından çözülmesi gereken sorunlar var, ama şimdi ortada bir sorun var. Ta aileye kadar da inemeyecek. X firması çocuğun hani 20 sene öncesine dönüp de bir şeyi toparlayamayacağına göre kendisine gelen insanı bir şekilde hizmet işi eğitimle bir yerlerden bir yerlere getirmesi gerekiyor. Google örneğindeki gibi, yani sen hani diploma ile beceri arasındaki fark açılıyor. O becerileri toplamak için senin şu türden eğitimler alman gerekiyor diye. Şimdi yurt dışında şeyi biliyorum. Mesela Rolls-Royce yanlış hatırlamıyorsam. Kurum içerisinde verilen eğitim o kadar üst kalitede, o kadar iyi bir dereceli eğitim ki oradaki havacılıkla ilgili uğraşan makine mühendisinde, BMW'de de buna benzer örnekler var. Öğrenci oradan aldığı diploma bir üniversiteyle angaje olmuş durumda. O üniversitenin uluslararası bir geçerliliği de var. Yani öğrenci orada atıyorum 10 sene çalıştıktan sonra belki 4 senelik bir üniversite diplomasına sahip oluyor. Ama ondan sonra gidip başka bir yerde master'ını devam edebiliyor ya da doktorasına devam edebiliyor gibi bir durumu var. Sizce bunların sayısı, şimdi bir de gittikçe olayın çevrim içi olabildiğini de düşünün şu çerçevede. Bir öğrencinin neyi öğrendiğiyle ilgili bir learning outcome'ı, öğrenim çıktısını denetlemek, bunun gerçekten o kriterlere ihtiva edip etmediğini anlamak için bir ölçme değerlendirme modelinin olması lazım. O ölçme değerlendirme modeli tanım itibarıyla tabii ki özel kurumdan daha çok haliyle bir üniversitede oluyor. Çünkü yapısı, doğası gereği bunu içinde barındırıyor. O yüzden kurumlarla üniversitelerin sadece sürekli eğitim merkezi üzerinden ya da sadece özel bir takım teknoloji projeleri üzerinden değil de kurum içi insanların eğitimi konusundaki işbirliğinin online ortamda olması konusu sizce ne hızla ilerler, Türkiye'de ne hızla ilerler?
hangi biz alalım soruyu? Hocam size mi bırakalım? Nasıl yapalım? Buyurun buyurun. Şimdi tabii zor sorular bunlar ve bunları çok tartışmamız gerekiyor. Belki biraz önce bir çevirip üniversitelerden ayrıştırıp sonra tekrar üniversiteye almak gerekiyor. Bir kere çok güçlü bir temel eğitim ihtiyacı var. Çıkan bulgulardan bir tanesi de o. Eğitim süreci bir kontinuum. Siz insanları 17-18 yıl boyunca eğitiyorsunuz. Tek işleri de eğitilmek o dönemde. Eğer bir gerekliliği yoksa çalışmak zorunda değil. Ve şu eleştiriyi de çok aldık. Temel eğitimde kazandırılması gereken beceriler temel eğitimde verilmediği için yüksek öğretimde verilmeye çalışılıyor. Bu bir bilişsel, dijital iletişim işbirliği becerilerinin bir bölümün temel eğitim olması gerekiyor. Mesela öğrenmeyi öğrenmek, araştırmayı öğrenmek, hatta insan evladının beyninin 7 yaşına kadar şekillendiği falan gibi şeyler söyleniyor ki burada ailede geçirilen şey de önemli. Yani üniversiteye biz bir sürü görev atfediyoruz ama bu atfettiğimiz görevlerin önemli bir bölümü daha öncesiyle ilgili olabilir. Fakat üniversitelerin, az önce Metin hocamız güzel bir şey dedi, İnsanlar kendilerini yenilemek için üniversiteye gidiyor olacaklar veya işte abone olacaklar falan. Üniversitelerin kendini nasıl yenilediği konusuna ben biraz dikkat çekmek istiyorum. Şimdi işin birkaç boyutu var. Birincisi, ben üniversitelerin geleceğini şu an konuşmadığımız diğer ana fonksiyon olan araştırma fonksiyonu da görüyorum. Şimdi iki tane üniversite hayal edin. Bir tanesi öğretim odaklı. Hatta bazen eleştiririz de işte bir binanın iki katında duruyor falan diye, bu çok yaygın bir eleştiridir. Öğretim odaklı, belge veriyor. Araştırma yönü yok ya da zayıf. Dışarıdan textbookları, ders kitaplarını alıyor. Üretmediği bir bilgiyi yaymaya çalışıyor. Bunların alternatifi de çok. Çünkü bu iş modeli hızlı kopyalanabilir bir model. Bir de aynı dersin işte dünyadaki ilk 3-5 üniversitesinde olan hocaları da benzer dersin videosunu internete koymuşlar. Hangisinin geleceği var? Bunlar gelecekte çok zorlanacaklar. Çünkü sadece ve sadece kendi üretmediği bilgiyi. Bir de bir başka üniversite düşünelim. Bilgi üretiyor, kendini yeniliyor, yoğun araştırma yapıyor, nitelikli bilgi üretiyor. Bu aynı zamanda da nitelikli bilgi ürettiği için küresel bilgi ekosisteminin bir parçası. Bu üniversitelerin de gelecekte yeri büyük çünkü ürettiği bilgiyi, yani bazen biz eleştiriyoruz, inovasyon yapmayan adam inovasyon eğitim veriyor falan diyoruz kendi kendimize. Bilgiyi üreten, bizzat işin içinde yer alan kişilerin veya üniversitelerin eğitim veriyor olması çok çok daha çekici olacak. İşte onların geleceği var. Zaten bu yönde görüyoruz. Yani yeni bilgi üreten, kendini yenileyen üniversiteler, kurumlar, nitelikli bilgi kaynaklarını bünyesine katabilen kişiler bunu yapmak zorunda. Bir diğer boyutu da sanayide çok yoğun bilgi üretimi var. Hele de teknolojik inovasyon yapan sektörlerde. Fakat sanayi ile akademi arasındaki bağlarımız çok zayıf. Bir tek bizde değil, dünyanın pek çok ülkesinde zayıf. Bazı ülkeler bunu çok güzel kurmuşlar mekanizmalarla ama sanayi sadece üniversite mezunlarını çıktı olarak alıp kullanıyor. Bazen ihtiyaç durumunda bilimsel bilgi üretimi için ortak proje yapıyor. Bu arada ekosistemin önemli oyuncularından devlet de üniversite sanayi işbirliği için türlü türlü modeller deniyor, teşvik modelleri. Fakat sanayiden üniversiteye bilgi akışı, sanayiden üniversiteye sorun, fikir, ihtiyaç, talep akışı ve bunları destekleyecek zaman zaman mali kaynak akışı yok. Bu akışların da güçlenmesi gerekiyor. Yani tek başına üniversiteyi ele aldığımızda araştırma ve bilgi üretimi yönlerinin çok güçlenmesi gerektiğini görüyoruz. Ama bir de bu sistemler arasındaki etkileşimin de artması gerektiğini görüyoruz. Öbür türlü sadece ders kitapları üzerinden işte bilinen yapmadığı şeyleri anlatan üniversitelerin, kurum kuruluşların, kişilerin geleceklerinin, ömürlerinin kısıtlı olabileceğini öngörüyoruz. Yani değerler olan şey deneyim diyorsunuz en nihayetinde. Yani başkasının deneyimleri de kurumun ya da kişinin deneyimi. Yeni bilgi üretimi. Evet. Şimdi biz şunları çok tartışıyoruz tabii. Girişimci üniversite, para kazanan üniversite falan ama bilgi üniversite bir bilgi yönetim sistemi, bir knowledge management sistemi. Bilgiyi üreten, yeni bilgi üreten, kendini yenileyen, sürekli kabuğunu değiştiren kişi öğrenciye de en yeni, en güncel, en doğru bilgiyi verecektir. Hele bir de deneyim sahibi kişileri bünyesine aldıysa ve onlarla da bilgi üretimi ve bilginin yayılmasını sağlıyorsa onların ömrü çok uzun diyebiliriz. Yani bilgi ve deneyim diye belki öyle toparlamak lazım. Serdar Bey, söz sizde olsun diyorsanız, o zaman. Tamam, şöyle yapalım. Şimdi ilk açıldığı günden beri üniversiteler aslında, ilk açıldığı günden kastımız da Platon'un akademiyasından nasıl düşüneceğini öğretmeye çabalıyorlar.
Bunun yanında bilimsel ve eleştirel düşünme becerileri kazandırılması. Bu temellere inmek zorundayız çünkü bir kırılma aşamasındayız. Mesleki çok temel beceriler. Yani tekrar işletme örneğini verirsek, işte işletmeden mezun olacak arkadaşımız bir şirketin yıllara sahip finansal tablolarını aldığında, eline aldığında kabaca o şirketin ne durumda olduğunu anlayabilir falan diyebiliyorsak, bunun gibi 5-6 tane ya da daha fazla beceri setini söyleyebiliyorsak bunlar önemli. Ama en önemlisi öğrenmeyi öğrenmek, öğrendiğini unutmayı öğrenmek ve araştırmayı öğrenmek kritik gibi geliyor. Çünkü şu an COVID salgınıyla biz bu ani gelişen krizle birlikte çok temel bazı sorunları görmüyoruz. Bu sorunlar sonrasında üzerimize yığılacaklar. İklim değişikliği var, işte öncesindeki sohbetleri konuşuruz. Tarım, gıda, toprakların fakirleşmesi, ekonomik dengenin bozulması, biyolojik türün azalması, işte dünya nüfusunun yaşlanması, dünya nüfusunun artışı, hızlı çarpık kentleşme, ekonomik gelir bozukluğu, gelir dağılımındaki eşitsizlik, teknolojik dönüşüm, buna bağlı kitlesel işsizlikler. Mesela bugün Güney Kore'deki işsizlerin yarısı üniversite mezunuymuş. Ya bunlar daha önümüzde bizi bu küresel salgın bunları görmekten engelliyor. İnsanlığın muazzam sorunları var. Ve bu muazzam sorunlar çözülmedikleri için de birikerek yığılıyorlar. Yeni nesiller, bugün eğitilen nesillerin omzunda kalacak bu sorunlar. Bugün çocuk ya da genç diyebileceğimiz nesiller. İşte buna hazırlamamız gerekiyor bu nesilleri. Yani standart, klasik bir takım, hatta biraz da gevşemiş metotlarla bir şeyler anlatmak yerine bütün bu sorunları çözebilecek güçte, psikolojik olarak, duygusal olarak, teknik beceri olarak bunlara uygun insanları nasıl eğitmemiz gerekiyor. Ve biz belki otoritenin de sorması gereken şey şu, 17-18 yıl boyunca insanları eğitiyoruz ve hiç yetmiyor. Sonrasında bir sürü ekstra beceri ihtiyaçları oluyor. Nedir bu, nereden kaynaklanıyor diye. O zaman çıktıya değil, sonuca, neticeye bakalım. Yani output değil, outcome. Yani soru çözmek de, sorun çözmek başka şeyler. Bunlar klasik şeyler. Sınava hazırlanmak da, hayata hazırlanmak başka şeyler. Yani bir eğitimin kalitesini ve gelecekte ne olacağı tartışıp, yüksek öğretim bağlamında da araştırma gücünü yükseltmemiz ve o araştırılan bilginin yayılmasını ve sanayiyle köprülerin kurulmasında ısrarcı olmamızı da öneriyorum. Ve teşekkür ediyorum verdiğiniz fırsat için.